Mr. Kilistarora, thank you. Thousands of people here. Do you feel pressure now to win this election and have a vision for Turkey? Baskıyı sadece ben hissetmiyorum. Baskıyı bütün toplum hissediyor. Eğer bu meydanda binlerce kişi, on binlerce kişi bir araya geldiyse baskıya tepki göstermek için. Ekonomide ciddi sorunlar var ve sorunlar toplumu bir anlamda huzursuz kılıyor. Biz hem özgürlüğü hem demokrasiyi kendi ülkemize getireceğiz. And for you, do you want to be the president of Turkey, or really do you want Erdogan to stop being the president? Türkiye'nin kolonlarında ciddi bir tahribat var. Yasama, yargı, yürütme dediğimiz demokrasinin ana kolonlarında ciddi bir tahribat var. Bunu düzeltmek istiyoruz. Hem Cumhurbaşkanı olmak istiyorum hem de Türkiye'yi gerçekten de demokratik bir ülke yapmak istiyorum. What is the first thing you would do if you won the election? Hasar durum tespit raporu hazırlayacağız. Çünkü Türkiye şu anda saydam bir devlet olmaktan büyük ölçüde çıktı. Gelirimiz ne, giderimiz ne, yükümlülüklerimiz ne bunları bilmiyoruz. Rakamları bilmeden Türkiye'nin geleceğine yönelik kararlar almak doğru değil. Bir ay veya en geç bir ay 15 gün içerisinde bu hasar ve durum tespit komisyonu önümüze, liderlerin önüne Türkiye'nin gerçek tablosunu koyacak. Ondan sonra kararlar almaya başlayacağız. That's very interesting. And if you win, half the country will have voted for you, but half the country will have voted for somebody you don't like. How do you bring together Turkey? 85 milyonlu cumhurbaşkanı olacağım. Bunu her yerde söylüyorum. Oy verse de vermese de Türkiye'yi barıştırmam gerekiyor. And if I can ask you, so many presidents say, I will be the president for everybody. But this is a country where Mr. Erdogan's supporters and your supporters seem to really have dislike. How can you repair that? How do you make this country come together? How do you be the president for 85 million? Is it possible? İyi bir yönetim ve üstten bakış olmazsa, artı bütün vatandaşlara eşit davranırsanız, adalet isteyen herkese adaleti götürürseniz, devlet saydam olur, toplanan vergilerin hesabını verirseniz, onlar da bizim ne kadar iyi bir yönetici olduğumuzu görecekler. Bir süre sonra onlar da bizim yanımıza gelecekler. Onların gelirlerinde de artış olacak. Kişi başına gelir yükselecek, faizler düşecek, Türkiye'nin daha iyi yönetildiğini görecekler ve onlar bize sempati duymaya başlayacaklar. In the West, President Erdogan is seen as authoritarian and he is seen as being too close to Russia. What will be your relationship with the EU, with America and with the United Kingdom? Biz Batı'nın, uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Ülkemizde demokrasi istiyoruz. Otoriter bir yönetim istemiyoruz. Özgürlükler istiyoruz. Gençler ve kadınlar büyük ölçüde sıkıldılar. Onlar da özgürlük istiyorlar. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz. Batı ile ilişkilerimiz demokratik ölçüler içinde gelişecek. Bağlantılarımız daha da güçlü olacak. Rusya ile olan ilişkilerimiz ise geçmişte nasıl olduysa ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Çünkü orada çok sayıda Türk iş adamının yatırımları var. Ama biz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine karşıyız ve bunu doğru bulmuyoruz. And will Sweden join NATO if you are president? Girecek. What happens to President Erdogan after you win the election? How do you deal with him? Erdoğan bir partinin genel başkanı olarak görevini yapacak. Are you confident this election will be fair? You're in a for Mr. Erdogan, you are now clearly, it's clear you're the favorite to win this election. People say he will do anything to stop you. Are you worried about any dirty tricks on the day of the election? Oynuyor zaten. Hayatımda onun kadar yalan söyleyen ikinci bir kişi görmedim. Gerçekleri çarpıtarak her türlü karalamayı yapıyor ama ne yaparsa yapsın halkın tercihi benden yana olacak. Keşke bir televizyon programında karşıma çıkma cesaretini gösterebilsem. It's interesting to me, you clearly don't like President Erdogan. How would you assess him? Do you think he is a truly bad person? Erdoğan'ı paraya çok düşkün birisi olarak tanıyorum.
And finally, I know we have to let you go and make your speech. Are you confident you will win this in the first round? Yes. Very. Yeah.